Bir tane hoca vardı, bir şey yapıyoruz, ee, konu üzerine çalışıyoruz. Erectile dysfunction, yani erektolma sorunu üzerinden ürünler var ya arkadaşlar, çok garip ürünler var. Böyle pompalayarak falan, erektolunan falan ürünler var. Biz de böyle bir medikal alanda çalışıyoruz tamam mı, ürün tasarımcısı olarak. Dört kişiyiz. Bir tane de mühendis var aramızda. Hocalara da bu konuyu sunuyoruz. Çocuk da bu konuda inanılmaz istekli. Bu bahsettiğim Çinli arkadaşım. Burada yani Zoom'da şey ya kendine fix bir screenshot ayarlayıp böyle uyanık kaldı. Ara gif ayarlayıp arada göz kırpıyor. Arkada uyuyor falan. Böyle TRT biz profil picture falan. Öyle bir tip yani. Şey, genius ve rahatsız böyle. Manyak bir tip. yani anladınız az çok. Bu konuya aşırı ilgi gösterdi. İşte bayılıyorum. Bütün araştırmaları ben yapacağım falan. Bize böyle sürekli video... <laughs> Video hani <laughs> çok kötü bir bir aydı. <laughs> Sürekli disfunction yaşayan hastaların ürünlerini görüyoruz. Araç bu arada araştırma yapmak zorundayız. Mesleğimiz bu yapacak bir şey yok yani. Bir adde de artık doktorak gibi düşünün. <laughs> Mühendis çocukta şey dedi. E, ufak bir prototip yapacağız işte bir ufak önden bir tasarım yaptık falan. E, burada şöyle yapıyorlar. Ameliyatla içeri takıyorlar ürünü. Sonra, ee, yani ama bir noktada ürünü pompalamak zorunda kalır. O yüzden doğal olmuyor davranış olarak falan filan diye. Biz ürünü geliştirmeye çalışıyoruz. SMA Wire diye de bir ürün kullanacağız. Yani ısı şeyi hatırlarsınız. Ataç böyle şeyleri var ya e, deneylere İşte böyle bozarsın bozarsın suya atarsın e, ısı hafızası olduğu için geri toparlanır. Smart ürünler yani akıllı ürünler işte şeyin hatırlayan normal halindeki ısısını hatırlayan ve ona dönen ürünler var. Bu ürünler üzerinden. Keratin gibi. <laughs> Hayır öyle değil. Ama biraz öyle. Neyse biz de işte dedik ki yani bu belli bir ısı seviyesine işte ulaştığında bunu hatırlasın ve böyle bir şey düşünüyoruz. Yani bir durduk yere birini durup pompalamak zorunda olmadığı bir şey üzerine çalışıyoruz. Hoca da dedi ki tesadüfen çok ilgilenler tamam mı? E, bu arada bu firma SMA Wire firması. Konuyu bize medikal seçti. Biz de bu konu üzerine çalışıyorduk. Çok ilgilenenler dediler ki oha dedi adam. Şeyin e, markanın sahibi. var markasının. Ciddiyim çok ciddiyim Enes. Oğlum üzerine çalıştığım konu. Yüksek lisansta bu arada. İ iki dönem önce falan. Kinder projesinden sonra yaptık. Dedi ki bu dedi çok önemli bir konu dedi. Yani bunu bunda ısı kullanabilmemiz dedi çok iyi olur. Ee, bunu işte böyle bir sıvıyla bile sağlayabiliriz ama bunun işte hani insan vücudunun içinde nasıl artlar ekser olacak bunu bilmemiz lazım ama çok heyecanlandırdı bu fikir beni de. <laughs> Çocuk da hocaya neden dedi. <laughs> <laughs> Biz böyleyiz hepimiz. Derin bir sessizlik. Burada adam İtalya'daki SMA Wire firmasının başındaki herif yani. Nasıl neden dedi adam? Niye bu kadar heyecanlandınız dedi. Fikirde sizi ne heyecanlandırdı dedi. Adam dedi ki benim de böyle problem olup olmadığını mı soruyorsun dedi. Bu yüzden mi dedi çocuktan. Adam çok utandı. Ve dedi ki ya evet tabi artık bizim de yaşımız geçti falan filan yaptı. E, projemize çok heyecanlanmasına rağmen adam seçmedi projeyi sonra. Ve bir giderken de bizim gruba selam vermedi. Böyle bir tip yani. İğrenç bir tip. Sümük sunuyor. Millete... He? Seninki e <laughs> Ya koskoca adama. Böyle bir şey sorar mısın? Haklı gibi mi? Ya yapmayın ya. Sormazsın. Rahatsız. Sonra biz bunda her projede birlikte olduk. Gittik robot projesinde de. Hoca ile kavga ediyor falan. Neyse. Çok uzun hikaye. <laughs> Parti kuran Umut Güven bir tere göndermiş. Adana Merkez patlıyor herkes demiş. Çok sağ ol abi. <laughs> bu kadar bu aşırı heyecansız. <laughs> ben iyi anlaşırım bu arkadaşlar. Çok iyi anlaşacağına eminim ondur bu arada. Ben bir fashionista. Ben dedim çocuk arkadaşlar sorun yok. Erdem seninle bir alakası yok. Çok inanılmaz bir tip yani. Bu arada hikayelerimi de görmüşsündür. Bazı insanlar highlight'ımda var çocuk. Justin Bieber dediğim çocuk. <laughs> Organik hoşaf yapsaydınız keşke. abi. Ne güzel o projeden yürüyecektik. Sonra neyse başka proje seçildik. Daha iyi oldu o proje. Canım sağ olsun. Korona seziyorum orada şu an. Yok ya. <laughs> Bir şeyimiz yok abi birlikte. <laughs> Sevgili, sevgilime yayınını attı. İlk kez izlesin diye. Sen sümük ve...